Faruk Yazar. Çanakkale Biga doğumluyum. İlk eğitimime köyümde başladım. Hafızlık eğitimime ve Kur'an kursuna 1996 yılında Biga Yeşile'de hafızlık Kur'an kursunda devam ederek 98 yılında hafızlık eğitimimi tamamladım. Daha sonrasında İstanbul'a gelerek hafızlığımı pişirmek üzere Hırka-i Şerif'te devam ettim ve diplomamı aldım. İstanbul Fatih İmam Hatip Lisesi'ne girerek 2005'te mezun oldum. Bu arada talim, tecvid ve kıraat derslerine devam ederek kıraata da başlamış oldum. İlk görevime 2005 yılında Kadıköy Osman Ağa Camii'nde vekil İmam Hatip olarak başladım. 2007 yılında Pendik Dumankaya Camii'ne geçerek orada sözleşmeli İmam Hatip olarak devam ettim. İlahiyat derslerime açıktan devam ederken 2009 yılında İlahiyat ön lisansı tamamladım. 2011 yılında Haseki Eğitim Merkezi Tashih-i Huruf kursuna girerek Tashih-i Huruf kursunu, 6 aylık Tashih-i Huruf kursunu bitirdim, tamamladım. Aynı yıl Haseki Eğitim Merkezi Kıraat bölümüne, Pendik'te bulunan Kıraat bölümüne başlayarak 2014 yılında oradan da icazetimi alarak Allah'a şükür kıraat eğitimimi tamamladım. 2014 yılında İstanbul Maltepe'de bulunan Cumhuriyet Camii'ne İmam Hatip olarak atandım. 2016 yılında da şu an içerisinde bulunduğumuz Bakırköy'e bağlı Ataköy Ömer Duruk Camii'ne İmam Hatip olarak atanarak görevime devam etmekteyim. Bu hafızlık, talim ve tecvid, kıraat derslerinde bizlere eğitim veren hocalarımız, başta ilk hafızlık hocam olan Recep Başkaya hocama, sonrasında Musa Aydoğdu hocama, talim, tecvid ve kıraata başlamama vesile olan o zaman Fatih Camii İmam Hatibi olan Hafız Osman Şahin hocama, Haseki Eğitim Merkezi'nde bulunan Doktor Mehmet Ali Sarı hocama ve bizlerin üzerinde çok emeği bulunan Talip Akbal ve Ramazan Pakdil hocama buradan teşekkür etmek istiyorum. Bizlere bu süreçte maddi manevi desteği olan bütün hocalarımızdan Cenab-ı Hak ebediyen razı olsun. İmamlık aslında 7-24 görevde olduğumuz peygamberlik makamıdır. İnsanlara topluca namaz kıldırmak, onların önünde olmak, onlarla beraber Yüce Rabbimizin huzurunda ibadete durmak insana ayrı bir huzur vermektedir. İmamlık sadece ve sadece Cenab-ı Hakk'ın rızasına muvafık olabilmek için yapılacak bir iştir. İmamlık müessesesinde dikkat edilmesi gereken çok büyük hususlar vardır. Onun için bizler yaşamımızda, sosyal hayatta daima örnek olmak zorundayız. Çünkü camimize 7'den 70'e her kesimden insan gelebilmektedir. Ve bu insanlar ve gençler sizi örnek alabilmektedir. Bizler de her yönüyle donanımlı olmak zorundayız. Kendimizi daima geliştirmek zorundayız. Rabbim inşallah bizleri bu imamlık yapan, camide görev yapan kardeşlerimizi her iki cihanda aziz eylesin, kolaylıklar versin, bizleri mahcup eylemesin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم
وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم.